Merhaba Küt TV'nin araştıran insanları. İnsanlar teknolojinin nimetleriyle günümüzde tarihin hiçbir evresinde olmadıkları kadar rahat yaşıyor. Ancak üzülerek belirtmeliyim ki pek çok insan bu rahatlığın getirdiği rehavetle bu durumun sonsuza kadar devam edeceği yanılgısına düşüyor. Aslında zaman aleyhimizde işliyor ve kaçınılmaz son hızla yaklaşıyor. Yaşamın dünya üzerinde ilk var olmaya başladığı günden bugüne milyonlarca, belki de milyarlarca yıl geçti. Canlılar var olup çoğalmaya başladıkça zaman içerisinde ortaya hakim ırklar çıktı. Dinozorlar var olduklarında tüm dünyaya hakimlerdi. Her istediklerini yapacak kadar güçlüydüler. Yine de bilinçleri olmadığı için dünyada çok fazla iz bırakamadılar. Bir şekilde sonları geldi. Ardından türler içinden bir başkası çıktı dünya sahnesine. Primatlar familyasından maymunlar. Bir aslan, bir maymundan daha kuvvetli diye düşünebilirsiniz. Ancak maymunlar daha organize, daha kalabalık ve daha zekiydi. Böylece birkaç yüzyıl dünyada hükmettiler. Yine de onlar da kalıcı bir etki bırakamadılar türler tarihinde. Sonra başka bir tür çıktı sahneye. Yine primatlar familyasına mensup Homo sapiens, yani insanlar. Homo sapiens, dinozorlar ve maymunlar döneminde de yaşam döngüsünde vardı aslında. Ancak sayıca çok azlardı. Maymunlardan egemenliği aldıklarında sayıca göreceli olarak yine azlardı. Ancak çok daha organize ve zekiydiler. Göz kamaştırıcı bir hızla gelişip değişmeye başladılar. Hız dediğime bakmayın. Bu süreç milyonlarca yıl aldı. İnsanlar da dahil olmak üzere dünya üzerindeki tüm canlılar hem zihinsel hem de fiziksel olarak sürekli gelişip değişmektedir. Örneğin Afrika'da yaşayan insanların burun delikleri Asya'da yaşayanlara göre daha geniştir. Bunun sebebi ise sıcak havada iyice kuruyan havadan daha rahat oksijen sağlayabilmektir. Daha anlaşılır bir örnek vermek gerekirse, insanlar birkaç on yıl evveline kadar 32 diş ile dünyaya geliyordu. Hatta halk arasında gülünce 32 dişi görünüyor diye bir söylem dahi mevcuttur. Fakat günümüz bebekleri 28 diş ile doğmaktadır. Çoğu bilim adamı bunun evrim olduğunu savunmaktadır. Evrim, dini çevrelerce şiddetle reddedilmektedir. Bilimsel çevrelerce de şiddetle savunulmaktadır. Kısaca evrim yaşayan her şeyin tesadüfler sonucu bir araya gelen tek bir yaşam organizmasından yine milyarlarca tür canlının yavaş yavaş zaman içerisinde evrilerek dünyadaki hayatı oluşturduğu teorisidir. Dünyadaki genel kanı evrim teorisinin Charles Darwin tarafından ortaya atıldıysa da bu görüş yanlıştır. Evrim teorisinin kökeni antik Yunan'a dayanır. Darwin söylemese de teoriyi buradan alıp geliştirmiştir. Hatta antik Yunan'da bu konu hakkında çok bilindik bir olay anlatılmaktadır. Çok tanrılı Yunan parlamentosunda evrimi savunan filozoflar, çok bilgin bir adamın halka yaratılış kavramını anlatarak halkta büyük etkiler yarattığı haberini almışlardır. Bu adamı fikren mağlup etmeleri gerektiğini düşünürler ve halk içinde söz düellosuna davet ederler. Aralarında bu söz düellosunu kaybederlerse, ikinci bir plan olarak adamı öldürmesi için cellatları hazır bekletmeye de karar verirler. Düello günü gelir çatar. Ancak vakit gelmesine rağmen bilgin kişi ortalarda görünmez. Evrimci senatörler hemen adamın korkup kaçtığına dair bir söylenti çıkartır. Halk arasında adama inananlar uğuldamaya başlar. Bu arada adam çıka gelir. Senatörler adama nerede kaldığını sorarlar. Adam da yol üzerinde azgın bir ırmak olduğunu ve kayığının çaldığını bu yüzden de geciktiğini söyleyerek özür diler. Senatörlerden bir tanesi bildiğim kadarıyla oldukça ıssız bir yerden geliyorsun. Bahsettiğin ırmakta da ne bir kayık ne bir gemi yok. Yoksa seni ırmaktan karşıya seni yarattığını iddia ettiğin tanrı uçarak mı geçirdi diye alaya alır. Yaşlı bilge ciddiyetle hayır efendim. Irmağın başında bir süre bekledim. Sonra ırmağın yukarısından birkaç tahta parçası yüzerek inerken birleşip bir kayık oldular. Ben de bu kayıkla karşıya geçebildim der. Tüm senatörler gülmeye başlar. İçlerinden bir tanesi halka dönerek adamın açıkça deli olduğunu, dikkate alınmaması gerektiğini söyler. Derken yaşlı bilge söz alır. Sizler bu denli kapsamlı bir canlılığın, muazzam organların, harikulade gözlerimizin, duyan kulaklarımızın zaman içerisinde tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia ederken, benim sadece basit bir kayığın oluştuğunu iddia etmem, sizin deliliğinizin yanında oldukça hafif kalmıyorum.
Aslında bilim insanlarının evrim teorisini şiddetle savunuyor olması din yobazlarının durumuna hayli benzemektedir. Nitekim matematiğe göre yaşam olmayan bir dünyada pek çok maddenin tesadüfler sonucu bir araya gelerek yaşayan bir organizma oluşturması ve bu organizmadan yine tesadüfler sonucu dünya üzerindeki milyarlarca farklı yaşam formunun evrilerek ortaya çıkması istatistiki olarak imkansız, olasılık hesabıyla çözümsüz bir problemdir. Aynı şekilde bilimin diğer türleri için de teori ispat edilememektedir. Çünkü günümüze kadar ulaşan yaşam çeşitliliklerinde milyarlarca yıl içerisinde trilyonlarca ara geçiş formu olması gerekirken henüz bir tane dahi ara geçiş formu fosili bulunamamıştır. Bilim adamları evrimi savunurlar. Çünkü çoğu zaman dünya tarihini değiştiren buluşlarıyla laboratuvarlarında tanrıcılık oynamayı severler. Bu yüzden de yaratılışçılığı şiddetle reddederler. Canlıların çevreye uyum sağlamasını evrime kanıt olarak gösterirler. Ancak bunun adı sadece adaptasyondur. Daha önce pek çok videomda bahsetmiştim. İnsan nüfusu haddinden fazla kalabalık. Kaynaklar hızla eriyip bitiyor. Dünyanın dengeleri bozuluyor. Şahsen belki bir nükleer felaket, belki bir virüs, belki de doğal afetler neticesinde nüfusun büyük kısmının ortadan kaldırılarak dünyanın dengeyi tekrar sağlayacağını düşünüyorum. Yine de bunlardan hiçbirisi insan türünü tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Burada soru şu, gelişimimiz aynı hızla devam edecek mi? Biz farkında değiliz belki ama aslında büyük bir salgın yaşanıyor. Bu salgın 2000'lerde başladı. Dünyada yeni bir tür ortaya çıktı. Bu yeni tür sinsi, katlanarak çoğalıyor, bölgesini sürekli genişletiyor ve en önemlisi bağımlılık yaratarak mecburiyetlerle adapte oluyor. Hem de insanlardan çok daha hızlı. Bazı yazarlar bu yeni türe teknium demişti. Daha açık bir dille teknoloji. Şimdi saçmaladın dediğinizi duyar gibiyim. Ama durun, size resmin arkasındaki gizli köşeleri göstereyim sonra karar verin. Burada yapay zeka ile çalışan robotlardan bahsetmiyorum. Çok daha derin bir şey anlatmak istiyorum. Eğer insanlarla teknolojinin birleşeceğine inanmıyorsanız etrafınıza bakın. Yarım milyar yıl önce Kambriyen patlamasıyla gezegenimizde aniden yaşam belirdi. Gezegendeki türlerin çoğu neredeyse bir gecede var oldu. Bugün Teknium'un Kambriyen patlamasına şahit oluyoruz. Her gün yeni teknolojik türler doğuyor. Yetişilemeyecek bir hızda gelişiyor ve her yeni teknoloji diğer yeni teknolojileri oluşturmakta bir araç haline geliyor. Bilgisayarın icadı akıllı telefonlardan uzay gemilerine ve robotik operatörlere kadar uzanan yeni araçlar geliştirmemizi sağladı. Zihinlerimizin alabileceğinden çok daha hızlı bir yenilik patlamasına şahit oluyoruz. Teknolojinin bizlere olan faydaları saymakla bitmez belki ama haddinden fazla kullanıyoruz. Otobüs duraklarında birbirleriyle konuşmayan insanlara bir bakın. Kafalarını telefonlarına gömmüşler. Sabah kalkar kalkmaz ilk yaptığımız şey aile fertlerine günaydın demek değil telefonumuza bakmak. Değişiyoruz. Dinozorları hatırlayın. O zamanlarda insanlar vardı ancak hakim olan onlardı. Çizelgede bakmak gerekirse dinozorlar tüm dünyayı kaplarken insanoğlu minnacık bir noktaydı. Zamanla nokta büyüdü. Her şeyi kapladı. Teknoloji de şu anda bu şekilde minnacık bir nokta. Kötü haber şu ki gelişip her şeyi kaplayabilmesi için birkaç on yıl yeterli olacak. Akıllı telefonlarımız, bilgisayar, tabletler, kısacası teknoloji bağımlılığımız. Bunlar ortak yaşamın ilkel başlangıcı. Avrupa'da insanlar üzerine laboratuvarlarda yapılan teknolojik tıp uygulamalarında artık beyinlerimize doğrudan bilgisayar çipi yerleştirmeye başlıyoruz. İçimizde sonsuza dek yaşayacak kolesterol yiyici nanobotları kanımıza enjekte ediyoruz. Kendi zihnimizin hükmettiği sentetik uzuvlar geliştiriyoruz. Genlerimizi değiştirmek için CRISPR gibi genetik yazılım araçları kullanıyoruz. Ve kelimenin tam anlamıyla kendimizin daha gelişmiş türevlerini tasarlıyoruz. İnsanlar başka bir şeye doğru değişim geçiriyor. Biyolojiyle teknolojinin birleşiminden türemiş hibrit bir tür oluyoruz. Bugün bedenlerimizin dışında var olan akıllı telefon, işitme cihazı, okuma gözlüğü, ilaç gibi araçlar 50 yıl içinde bedenlerimizin içine aktarılacak ve artık kendimizi Homo sapiens yani insan kabul edemeyeceğimiz bir noktaya geleceğiz. Belki de derimizin altındaki çipler hem kimliğimizi hem de kredi kartlarımızı barındıracak. Beyinle senkronize çalışan kol, bacak gibi uzuvlar başlarda sakat insanlar için bir kurtuluş olsa da zamanla kendine daha kuvvetli mekanik kollar taktırmak isteyen insanlar gerçek kollarını kestirip belki de bunları taktıracak. Yahut hızlı koşmak isteyen atletler bacaklarından kurtulup bu biyonik bacakları kullanacak. Gece görebilen kızılötesi gözler, beynin çalışma hızını artıran silikon çipler.
Belki de 40 sene sonra kadınlar laboratuvar ortamındaki yapay rahimlerde çocuklarının doğacağı güne kadar oluşumunu izleyecek. Biyonik uzuvlu, yapay rahimlerde oluşacak olan bu yeni karma tür artık kesinlikle insan olmayacak. İnsanlık hayal edilemez bir ahlaki belirsizlik dönemine girmek üzere. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.